Tabii hocam, Kurban Bayramı'nda et tüketimi fazlasıyla olacak, tatlı tüketimi olacak. Misafirliklere gideceğiz, ikramlardan tabii ki yok diyemeyeceğiz belki ama peki kilolar alınacak, bayram sonrasında önerileriniz neler olacak izleyenlerimiz? Evet, bayram sonrası özellikle ödemle çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Kilo artışı haliyle oluyor çok fazla kaçırdığımız için. Peki bunları nasıl engelleyeceğiz? Sabah kalktığımızda daha hafif bir kahvaltı yiyebilirsiniz. Hani belki meyve, yoğurt, kuru yemiş üçlüsünü seçebilirsiniz. Biraz yulafla birlikte süt tüketebilirsiniz. Sonrasında bir kısa bir yürüyüşe çıktıktan sonra eve döndüğünüzde bitki çaylarından yardım alabilirsiniz. Eğer ki hiçbir hastalığınız yoksa, herhangi bir kalple ilgili, tansiyonla ilgili, tiroidlerle ilgili herhangi bir hastalığınız yoksa yeşil çaydan veya kiraz sapı çayından da yardım alabilirsiniz. Öğlen yemeğini daha hafif geçirmek için belki bir hani salata olabilir, lor peynirli bir salata olabilir. Sonrasında belki taze bir meyveyle ara öğün yaptıktan sonra akşamı bir sebze yemeğiyle veya sebze çorbalarıyla kapatabilirsiniz. Yine gün içerisinde aktivitemizi arttıralım. Normal günden ziyade biraz daha yürüyüşlerimizi sıklıkla arttıralım. Sebze çorbalarından demişken kısa bir böyle tarif verelim mi izleyicilerimize bayram sonrası hem ödem atması için? Çok güzel olur. Evet, benim meşhur kabak çorbam var. Çok da güzel ödem atıyor. Bunu bayram sonrasında bir akşam istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yanında bol salata ile birlikte. Yaklaşık 2-3 adet kabağı alıyorsunuz. Bir soğanla birlikte, yarım su bardağı bulgurla birlikte, bir tatlı kaşığı da salça ekliyoruz. Hepsini bol suda kaynatıp blenderize ediyoruz. Tadı ezogelin çorbasına benziyor. Çok da güzel, tadı da çok güzel bir çorba. Üzerine bol dereotu, bol maydanoz koyup tüketebilirsiniz. Bu sayede hem de ödem atmış olursunuz.